tarihinin en büyük sağlık skandalı. Bu mamaları hastaya vermek yerine satıyorlar. Donduran detaylar. Sana dedim o çocuğu gebert dedim. Çocuğu gönderiyorsan gönder, öldürüyorsan öldür dedim. Her gün çoğalan yeni doğan mağdurları. Umurunda değil mi ya, insanlığını mı kaybediyorlar Saner? Evet, maalesef. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçmede. Karısının böbreğini. Bana geçen yıl böbreğini verdi. Böbreği verdikten sonra karısı onun 1 milyonunu aldı. 1 milyon 100 bin TL aldı, kayboldu. Erkan'ın akıllara durgunluk veren hikayesi. Bana ihanet ettiğini biliyorum Hatice. Erkan'ın iddialarına Hatice ne cevap verecek? Evin kapısını, bacasını kilitledi, kayboldu gitti. Şu anda nerede olduğunu bilmiyorum. Erkan'ın karşısına çıkabilecek mi? Hatice, paramı geri getir. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçmede. Normal morda gidecek gibi kefenliyorlar ama yoğun bakımda bekliyor. Bebekler göz göre göre nasıl öldü? Ya biz orada acı çekiyoruz ya. Benim çocuğum 3 kilo 600 gram doldu. Benim çocuğum hastaneden çıktığında 2 kilo 250 gramdı. Yoğun bakımda neler yaşandı? Hayatını kaybedecek hastaları para için tutuyorlar. Akıl almaz iddialar. Sen bunları gördün mü gerçekten? Evet, gördüm. Gerçekten Cumhuriyet tarihinin en büyük sağlık skandalı. Bu mamaları hastaya vermek yerine satıyorlar. Kan donduran detaylar. Sana dedim o çocuğu gebert dedim. Çocuğu gönderiyorsan gönder, öldürüyorsan öldür dedim. Her gün çoğalan yeni doğan mağdurları. Umurunda değil mi ya, insanlığını mı kaybediyorlar Saner? Evet, maalesef. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçmede. Niye oğluna yavrum kuzum bu yuva yıkma. Bak. Bu yuva zorla oluyor. Niye mısın demiyorsun? Çok seviyorum. Ben seni sevmiyorum. 3 ay çalışmadı Nidem Hanım. Bize başvuran bir hanım vardı. Esra vardı biliyorsunuz. Genç bir kadıncağız. Genç bir eş daha doğrusu. Ay, Allah ya. Esra senden vazgeçmeyecek. Ay bu ne, tişört mü yaptırdın? Aynen, tişört yaptırdım oldu. Bu en sevdiğiniz fotoğraf mı? Şöyle çevir bak, Murat da görsün. Bu ne, bu nerede çekildiniz fotoğrafı? Eğirdir'de. He? Eğirdir'de, Isparta Eğirdir'de. Isparta'da. Aynen. Yani onun memleketine gittiniz. Sen Antalya'da yaşıyorsun. Ben kendim de Isparta'da. Sen de mi Ispartalısın? Aynen. Ne diyeceksin? Hiçbir şey demek istemiyorum abla yani. Ha? Seviyorum yani, sevdiğime dahi inanmıyor yani. Seni ikna edememesi diyor ki hayatında mutlaka ve mutlaka biri var diyor. Hayır. Kimse yok benim hayatımda. Madem hatta, niye itiyorsun yani elinle sevdiğin kişiyi, elinle niye itiyorsun? Ya ben artık şu saatten sonra önüme bakacağım. Anladın mı? İşime gücüme bakacağım. Sen o değilsin. Sen kendin değilsin. Ben buyum. Sen kabul kendin et değilsin. Sen de buyum, etmesen de buyum. Hayır. Sen kendin bu değilsin yani. Bu kararlı bir adam mıdır? Ay Murat. Ne oldu? Ne ay Murat ne? Gerçekten şu tavrını bırak ya. Hangi tavrı? Ya bu benim tavrım bıraksın mı? Ne yapsın mesela? Ya abla azıcık gel yani, bir adım atsın ya. Yanıma otursun, elimi tutsun diyorsun. Aynen. Ne açık söyleyeyim hayır, ben. Hayır hayır. Sen bu kadar iyi tanıyorsan eğer Murat'ı nasıl ikna edebileceksin? İmza atıldı da daha şey olmadı yani, boşanma, aynen, daha boşanma gerçekleşmedi aynen yani. O imzayı aynen attığına bence pişmansın. Evet. Çok pişmanım. Peki sevmiyorsan aldığım ayakkabıları niye giydin? Derdin ayakkabı mı? Hayır, ayakkabı değil. Sevmiyorsan. Ne yani? Sevmiyorsan. Ben zaten niye apar topar geldim buraya. Hayır, sen onu 3 aydır. Geldim. O zaman abla 3 aydır niye değiştirmemiş? Sen mi aldın? Sen beğendiğin bir modeli aldın ya ona. Bunu bana abim almıştı. Ben de dedim ki ben Şimdi şöyle bir şey var abla. Yaptığı şeylerin lafını yapıyor o zaman. Laf hani diyordu ya. Bak abla, ya laf hayır, yapmam, ondan da etmem söylemiyor ya. Allah nasıl söylemiyor ya? Şunu söylemeye çalışıyor. Diyor ki bak diyor. Ben niye anlatmıyorum? Beni sevmiyorsan. Bak dinle, bak şu anlamda söylüyor. Beni sevmiyorsan. Başına kalkmıyor. Ama bir dinle bak, kalkmıyor, dinle. Beni sevmiyorsan niye giydin yani? Yani ayakkabı giymekle sevgim oluyor. Bana mı, bunu mu söylüyorsun? Bunun ben alakası onu hatırlıyorum yok yani. Alakası yok.
Annesi Murat'a baskı mı yapıyor? Ben bugün beni aradı, ağladı ya. Adam ağladı. Olabilir. Sen bu kadar mı gurursuzsun dedi ya. Vallahi tamam, billah. Tamam dinle o zaman. Dinliyorum. Yani ben babamı keşke dinle. Keşke büyüklerin sözünü önceden dinleseydim de ben bunu yapmasaydım. Kendime ne yaşattım diyorum. İşte bak keşke diyorsun keşke. Ama ben seni sevdim. Sevdiğim için buraya çıktım. Önemli bir telefon var. Sizin köylünüzmüş. Tamam. Sizin galiba Dudu Hanımcığım. Tamam. Alo hatta mısınız? Alo. Alo. Şimdi Murat Bey orada tamamen benim kararım diyor ya. Evet. Kesinlikle hiçbir şekilde Murat Bey'in kararı değil. Tamamen annesinin baskısı altında kendisi. Hayır. Evet. Dudu Hanım zaten ilk bağlandığı, ilk geldiği gün zaten hani orada kendini çok güzel gösteriyordu. Hani iyi siz güzel, tanıyorsunuz, evet, tanıyorsunuz değil mi? Mı? Köylüsüsünüz yani Dudu Hanım'ın. Evet evet yani ismimi vermek istemiyorum ama hani ilk bağlandığı zaman biz bile şaşırdık. Hani Dudu Hanım'ın öyle naif bir şekilde programa gelmesini. Yani Dudu Hanım olmasa Murat'la Esra bu ilişkiye devam eder mi evliliğe? Kesinlikle devam eder. Murat Bey orada diyor ya hani Esra Hanım'a diyor ya işte her şeyi ailene söylüyorsun, her şeyi annene söylüyorsun. Biz buna şahidiz zaten. Sen her şeyi annene paylaşıyorsun. Yani bir karar aldığın zaman annen olmadan yapamıyorsun. Esra'nın annesi canlı yayında. Söyle canım. Murat var ya hepsini Durgu diziye yapıyor. Murat aslında Esra'yı seviyordu. Murat 3 ay çalışmadı Nidem Hanım. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bir ayını bizim evde geçirdik resmen. Bir ayda benim evde durdu. Ameliyat oldu. Ben ona çok iyi baktım. Her gün arkaya geliyordu. Anne Esra'yı çağır diyordu vurdum. Anladığım kadarıyla sen de damattan şikayetçisin ama Dudu Hanım da gelinden şikayetçi. Şimdi Dudu Hanım yüzünden bu ilişki bozuluyor diyor Esra senin kızın. Ben öyle ne mi dedim biliyor musun? Ha. Ben ne dedim Dudu Hanım'a da bir şey demiyorum. Bak Dudu Hanım'la ikimiz aradan demez çekilelim yani, dedim. Şey ondan kere ikiniz düzgünce durun dedim. İki kişi araya olmasın ikimiz de çekilelim dedim ben. Sen Esra'yı beğenmiyor musun? Yo ben Esra'yı beğenme değil. Ben her gün dedim. Ben Esra'nın Allah'ın yarattığı kul yani. Ben Allah, Esra'nın bir tırnağına yaratamayız. Ailesini, dağınıklıklarını beğenmedim dedim. Dağınık da olup da ev değil. Böyle kopuk aileler. Fiziken de beğenmiyor musun? Hayır canım ne alakası? Güzel bulmuyor musun? Güzel Allah'ın yarattığı kul. Didem Hanım ben her zaman niye dedim. Niye Esmer diye dalga geçiyorsun öyle dedi. Hayır öyle canım ben niye soruyorum. Dalga geçeyim? Murat bak annemi de dinle. Biz de aramızda konuşalım. Ya tamam ben verelim. Çekileyim kızım. Ben bugün valla ya Allah'ına ben buraya çıkamayacağım. Hiç üzülmüyor mu bana ya? Ama hiç üzülmüyor musun? Ama üzülmüyorum ya. İşte o yüzden benim ağzım yüzüm baktı ya iki gündür. Ben niye üzülmeye? Murat beni aldatıyordu. Sen dur bir kadınla. Abla. Dur bir kadınla. Yazışıyorlardı, arışıyorlardı. Hayır köye gittiğimizde. Seni aldatıyor evet, mu? Dul kadınla. Evet. Ben hayır. Yine de affettim. Annesi babası gibi konuştu. Tamam yavrum yanlış anlaşılmadır. Köye gittiğimizde dayısı dedi ki. Bu dedi. Bir dakika, adam lütfen. Gibi adama benziyor dedi. Yani bunu bari ne şey oldu yapmadım. Adam ama bak önemli bir iddiada bulundu. Sen onunla evlendikten sonra tek beni burada karalıyorsunuz evlenmiş, ya. Evlenmiş boşanmış bir kadınla gönül ilişkin olmuş ama seni affetmiş. Hayır gönül ilişkin falan yok. Konuşuyorlardı abla. Hayır, bir hayır, insan hayır. Evlendikten sonra hayır. Dul bir kadınla hayır. Konuşabilirim. Sen izin verir misin abla işine? Ya hayır. Dul demeyelim de evlenmiş ayrılmış diyelim. Kadınlar evlenebilir ayrılabilir boşanabilir. Tamam dul kelimesi hiç hoşlanmıyorum yani. Evlenip ayrılabilir hayır. Ama yani arkadaş olarak konuşabilirler ama sevgililer ama, miydi? Ama hayır, abla. Hayır. Ne diye hayır kayıtlıydı? Ama. Ne diye kayıtlı? Güzel bir şey olarak kayıtlıydı yani. Ben onu tam hatırlamıyorum. Yalan söylemeyeyim. Ben ağladım. Allah'ım ben bunu hak edecek ne yaptım dedim. Ne yaptı Murat ne yaptı peki? Ya ablam eşyaları gördüm moralim bozuldu. Ya diyebilirdi Esra konuştuğum kadın evli ya da boşanmış bir kadın diyebilirdi. Engellemedin mi? Tamam ben istedim ondan sonra engelledi abla. Niye oğluna yavrum kuzum bu yuva yıkma. Ya, bak. Bu yuva zorla oluyor. Niye mısın? Demiyorsun? Sevgili Esra adliye koridorlarında yaşadıklarınız bir imza vermişsiniz. Daha henüz gün alınmadı. Fakat senin pişman olduğunu görüyorum. Az önce de yani Dudu Hanım'a aslında Dudu Hanım çok sevimli bir kadın. Yapma ya falan dedin. Yani bana çok sevimli ve şey geliyor ama yani bilemiyorum tabii evde. Yani Dudu Hanım. Evde böyle de aynıyım burada da aynıyım. Aynı her mı? Yerde aynıyım. Ama sana çok sevimli gelmiyor galiba Dudu Hanım. Ya öyle değil abla ya. Ne keşke peki? Yapmasa dese oğluna yani. Bir daha beni seven gibi bir insan bulamayacağına inanmıyorum. Cidden inanmıyorum. Bu kadar sevecek birini bulamaz daha. Evet bulamaz.
Bir şey söyleyeyim mi? Senin Murat'ı değil de. İnanmıyorum dedi abla. Ha, inanmıyorum dedi. Ben Esra gibi seni sevecek biri olmaz diyor yani. Evet. Peşinde bir kız. Ya abla, bir kız çıkar mı buraya sence? Nasıl? Aman yani? Boşanayım geçsinler. Ama bende öyle bir akıl yoktu. Ben Didem ablama çıkayım da benim yuvamı kurtarsın istedim. Hani elimden geleni yapıyorum ama. Allah razı olsun abla. Yine elinden geleni yaptın. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yani Dudu Hanım'ı ikna edersek beraber. Abla. Ben de tabii şey zorla da güzellik konu, olmaz. Konu Dudu ablası falan ben değil yani. Ben bir fikir sundum oğlum. Çıksın. O da hayır dedi. Ama ona söyle bak, ben çünkü sen, bütün problemi sende olduğunu düşünüyorum. Ne oldu? Hayır ya. Kızım siz niye böylesiniz ya? Madem ben ne dedim o gün kızım, benim kapımı çok aran dediğimde ertesi gün neden eşyalar topladınız ya? Sen de sattın. Kız ben neyi sattım? Her şeyi bitirdin. İki kanepe kaldı. Ben boş eve kira mı vereyim ya? Tamam, benim kanepelerimi niye aşağı götürdün, kendi evinde oturuyorsun? Kız kira mı? Senin kızım aklın almam mı? Ben boş eve kira mı vereyim? Tamam. Kendi evim daha değil. Daha önce de gitmiş. Sen tekrar geri gelir. Niye eşya? Ana eşyalar bir dakika, götürdü. Murat, Didem bir dakika. Hanım her şeyi götürdü. Sen her şeyi mi götürdün? Abla, beyaz eşyamı götürmüşüm. Bir de çeyizlik olanları götürdüm ben. Benim aldığım 10 bin lira tencere takımı götürmedin dedi. Sen aldın. Ben onunla çeyrek verdim. Ben onunla çeyrek verdim abla. Çeyreği sattı. Annesi bileti kalmıştı bana. Yemin ederim. Çeyizci bağlansın. Yemin daha ben bağlansın. Ona borcunu ödüyorum kızım. Yalan konuşma. Benim babamın ya, aldığı çeyrek vardı. Yalan konuştu. Olanı bir söylüyor işte. Kızım, babamın aldığı çeyrek vardı. Ona verdim. Dedi ki. Ya. Ona dedi ki. Ben onu sana sordum. Nerede bu çeyrek dedim. Ne bileyim, kaybolmuş ya, kaybolmuş. Ne kaybolmuş? Sattın diyorsun, kaybolmuş diyorsun. Hangi lafı tutuyorum? Ya o değil abla. Ya bir şey söyleyeceğim. Madem sen Murat'ı bu kadar çok yani çılgınlar gibi seviyorsun, vazgeçmek istemiyorsun. Ondan sonra neden eşyalarını toplayıp gittin o zaman? Dudu da haklı. Ya abla, her şey, dedi, bir şey oğla yok Didem Hanım. Bir sadece büyük mobilyalar var. Her şey inledin ipliğe, bir şey yok. Ne sattın? Biz kötüysek yavrum, bak sen de bir kadınsın. Hiç mi gururun yok ya? Bırak ya, kötüysek biz ya. Biz kötüysek bu dayak atan çocuğun yanında Naren ya. Naren kızım, yalan mı? Benim oğlum bak, sen dayak atıyorsa ondan sonra siz kapıma pardon, daha vardığında cimeli şikayet ettim. Peşinizi, peşimi bırak diye. Bunlar abla üçü vay planlı ya bir şekilde. Şey Didem Hanım, bunlar beni hasta etti. Benim yok. Ben şey hiç çalıştığım yerde bir şey olmayan 3 Aralık'tan sonra beni her gün dövüş kavga. Ya ben oğlum de, bir şey söyleyeceğim. Oğlum birini sevmiş getirmiş, niye hasta oldun ki, sinir anlamadım. Sinir sıkışması, bel kayması oldu. Neden? Ben kıkır oldum. Yerden kalkamaz oldum. Çünkü Murat'ın annesi, Murat'ın annesi beni hiç sevmedi, beni hiç istemedi. Hı. Madem diyorsun ya, hı, buraya niye çıktın? Niye çıktın? Niye çıktın? Çıktım Didem ablamdan yardım istemek için çıktım ben buraya. Sen başka çeşit yardım da istersin. Hayır. Sen istersin. Macera arıyorsun. Ben macera aramak isteseydim Didem ablama çıkmazdım. Macera, sizin ben Antalya'ya yok gelirdim. Dakika, Antalya'ya bir gelirdim. Dakika. Şikayet olurdum. Şikayetçi olurdum yani. Nasıl bir macera arıyor Murat? Bahsenize abla yani. Ya biz evi otel gibi kullanıyoruz yani, sabah gidiyoruz akşam geliyorsun. Ya Murat'cığım işte söyle bak ya, sen Murat geldik yani bir şok olduk ya. Ya sevgisine inanmıyorsun. Aynen ya, aynen şok olduk ya. Valla bak belirtiyorum yani ya, baştan beri belirtiyorum. Sen de sen bu tişörtü giyer miyim ben? Giyer miyim bir düşün ya. Ya kızım sevgi bu sevgi değil. Olmuyor, olmuyor, sevgi olmuyor. Bu değil. Resimlerini silmemişim, hiçbir şeyini silmemişim. Sil, hatta kız. Face'te bile hala daha Çelik soyadı yazıyor. Yazıyor tamam, ben sil. Nasıl sileyim ya? Sil. Bu çocuğun kalbinden nasıl söküp atayım? Bir gün sen kadar hem bak kötülemeye çalışan hem hala ne benim soyadım taşımaya bakıyorsun. Bak ne dedi? Bak kendin dedi. Üç anan dedi bak, üç kere geldi dayak dedi. Dayak atan kocayı ne edeceksin kızım ya? Dayak atmış mıydı? Sen niye beni istemiyorsun? Niye? Ben istemez değil ya. Kızım anne ne diyor ben, ya? Ben. Dayak ben atıyor. Niye istemiyorum? Dayak bu kadar gelme. Siz ben, beni hasta ettiniz ya, ben Allah de hastayım ya. Ben hasta etmedim. 2000... Allah'ın takdiri o. 27 takdiri yaşından beri ben de hastayım ya. Sen 350 bin liralık yıpranma payını avukat mı istedi? Şimdi avukat söyleyebilir, hukukçu o. Dilekçede belirtmiş. Ama sen de dün dedin ki. Dedi ki avukat abla, ben beni aradı ben, Murat'la barışmak, barışmak sen istiyor musun? Beni aradı demez, tamam. Bağlansın avukatımız. O da aradı, ben de aradım, ben de aradım. Bak yalan yok, ben de aradım. Ben barışmak istedim eşimle, bak dedim bizi ayırma. Bizi ayırma avukata dedim. Mı dedin? Dedim avukata da dedim. Kötü bir şey söylemedim ki. Geleyim Antalya'ya tamam, dedim. Bir yere kafeye yani, çağır. Hayır, ben şunu merak ediyorum. Şimdi
bir hukukçu olarak o sana avukatın olarak senin bir sürü şey sana sunabilir. Sen şunu yani yıprandığını mı düşündün bu evlilik? O kaç hayır, aydır evli kaldınız? Öyle bir şey yok. Ben zaten böyle işlerden anlamam. Ben sadece biz abla her şey işime gücüme bakarım. Hayır az dün dedin ki yıprandığımı düşünüyorum dedin ya. Sen Esra ile beraberken senin avukatına parana bakarım yıpranma payı dedi. Dedim. Hayır, yıpranma yani, payı. Nasıl? Parana bakarım dedi. Bunun avukata para mı bakarım dedi yani. Avukata hizmet veriyor. Avukatına bakar şimdi ya. Bizim konumuz avukatın aldığı para değil. Abi, hizmet veriyor olacak ya, tabii. Başka bir şey yani. Mevzu şu. Yıpranma payı yani yıpranma nasıl yani evliliğin boyunca yıprandığını düşünüyor olabilir mi sence? Hayır yıpranamaz. Bir erkek kadından alamaz abla. Bak onu erkek neden yazdı biliyor musun? Biz kağıt gittiğinde avukat siz bir trilyon mu ne yazmışsınız? Hayır. Ben de avukatı aradım. Bunlar bize böyle yazmış dedi. Tazminat istedin sen de. Aynen. Kadının hakkı değil onlar mi? Onlar yazdıysa biz de yazarız dedi avukat. Biz o işleri bilmeyiz. Siz kaç ay evli kaldınız ya? 3 ay. 3 ay için 1 milyon mu istedin? Ya abla şöyle. Aman. Bir şey söyleyeceğim. Sizsiniz suçlu biz istiyorsun ediyorsun. İlk önce bunlar yazdılar. Ya Allah'ım bir şey olmuş gibi. Kızım avukatımız bir bağlansın ya. Sen Murat'ı hala seviyorsun. Evet seviyorum. Ama ben de istemiyorum. Burada da ben belirtiyorum. Kararlıyım diyorsun. Aynen öyle abla. Ben bu Murat'ı buradan almadan gitmeyeceğim. Nasıl? Gitmeyeceğim. Ya zorla güzellik olmaz ki. İstersen yatıya kal. Şimdi ben zorla nasıl yatayım? Kızım yavrum senin kafanı almam ben kaç kere diyorum. Seni bak ne diyorum annen ne dedi dayak attı 3 kere dedi. Dayak attan neden isteyeceksin sen ya? Benim oğlum dayak attıysa sen... bak daha neler neler karıştırdınız. Öyle kötüyse neden istiyorsun ya 3 ay değil. Bunu da çözün abi. Bir boşanan sen de değilsin. Bir ayrılan olmaz sen yani de değilsin. Şiddet varsa olmasın. Yani hayır dedim değil. Hanım bir ayrılan bunlar da değil. Öyle değil mi? Hayat devam edecek. İlla ki. Bir şey Murat'sız hayatı düşünemiyor musun? Ben evi terk edip gittikten beridir yani demek ki ediyor. Nasıl yani? Nasıl ediyor? Yani ailesinin yanına gitti ya. Hı. Demek ki devam ediyor hayat. Yok abla ben gece gündüz vallahi yemin ederim şeyden şarkılar dinliyorum gidiyorum. Ahamalık şarkılar dinliyorum. Kimi dinliyorsun? Kimin şarkılarını dinliyorsun? Derya bedava. Aynen Derya Bedavacı'nın şarkısını dinliyordum. Ay hüzünlü şarkılar ne? Esra ben sana bir şey diyeyim mi? Sen var ya çok böyle her şeye açık bir insansın. Biz de kapalıyız. Zıt oldunuz, zıtsınız. Yani neye anlaşamazsınız. Siz neye kapalısınız o neye açık? Yani bu gezmeyi çok seviyorum. Genç 20 yaşında ya. Ama bizim de maddi durumumuz yok. Ya her şey vermiyordun. Fazla sen vermiyordun. Ya Dudu Hanım bir deniz kenarına gidersin. Denizi izlersin. Buna para mı gerekir? Evet. Gerekmez. Ama Antalya'dasın. Aşırı derecede. Ama arabayla gittiğin yani, için yakıt lazım. Murat. Para lazım. Her şey paraya dönüyorum. Minibüste gidersin ya. Murat ikimiz katmıyor muydu? Kartlar, karta para lazım. Hiç mi kazanmıyorsun? Çalış. O da çalışsın. Tamam ben işime gücüme bakıyorum diyorum yani. Aşırı. Bakmaya da devam yani ediyorum. Özgür. Her gün mü gezmek istiyordu? Yani. Her gün mü? Yalan atma bari. Allah'ın karşısına öbür dünyada çıkacaksın. Yemin herkes ederim çıkacak. Sen. Her insan oldu. Doğduğu gibi topraktan de ölecek. Geldik. Toprağa gideceğiz. Yalan aynen konuşmayın. Öyle. Yalan konuşmayın. Biz yalan konuşmuyoruz ki. Yalan konuşuyoruz. Niye yalan konuşuyorsun? Yalan konuşuyoruz. Ben çok gezmek istiyormuşum. İstiyor. Aha istiyorum tabii istiyorum ben. Ben Mayra ya sen ben her yere. Ya ben ne diyorum sen bana gel. Ben hastalık sana bakmadan konuş o zaman. Konuş. Ben anneme bakmıyorum ben karşıya bakıyorum ya. Allah gözlerine Allah. Gözlerine bakamıyor mu? Vallahi bakamıyor ya. Bak oğlum bak bana bakma. Ya benim senden ne çekindim olacak? Vallahi bak ben buradan Antalya'dan. Beni sevdiğini söyle ya söyle. Ben bak iyi izle. Ben seni sevmiyorum. Anladın? Sen takıntılısın herhalde ya. Kızım bu kadar gururum yok mu ya? Bu takıntı mı? Aşk mı? Aşk. Böyle aşk olmaz kızım. 27 sene evliyim. Allah'ım göstermez. Bir şey dese eğer böyle kalmaz karşına geçiyor. Kalmaz ki 27 yıllık evlilikte aşk mı kalır sende canım? Böyle ya takıntı oo, ya. Sen 27 kendi aşkını karıştırma burada. Ne aşkı ya? Kendi aşkını karıştırma. Biz burada ikimiziz. İki eşit parçadayız. Tamam siz tazesiniz, yenisiniz. Doğru. Yeniyiz biz burada. Tamam. Romantik bir misin sen Esra? Çok duygusal bir insanımdır. Öyle mi? En sevdiğin şarkı hangisi? Merak ettim. İşte sözlerini biliyor musun? Onun ağlaması yaptıklarından pişman olduğu için. Yaptıklarından ya eşyaları toplamayacaktı diyorsun. Eşyaları toplamasaydı bir şansı olurdu galiba. Ya sen kendine göre haklısın yani. Bak o eşyaları toplamasaydın, gitmeseydin diyor ki bu evliliğe karşılıklı bir şans verebilirdik diyor.
Niye belki oluyor? O ara yani şöyle bir şey olurdu, hani eşyalar toplamasa bile büyükler devreye girerdi. Hüzünlü şarkılar mı dinliyorsun, aşk şarkıları mı dinliyorsun? Aşk şarkıları. Aşk şarkıları. Gözünü alamıyorsun Murat'tan ya. Dalamıyorum ya. Çok romantik birisin ama... Yeter yeter, kendini çok perişan ettin. Etme. Değmez. Değer. Değer. Değmez. Bak bunu vicdanen söylüyorum. Değmez. Abla gel sana bir daha sarılayım ya. Tamam, senin yerine ben sarılıyorum. Sarılırım seve seve de. Gel canım. Gel bir tane. Abla sana çok teşekkür ederim. Rica ederim, rica ederim. Hiç umudun kalmadı mı? Hiç umudum kalmadı ama seviyorum. Seviyorsun. Ya vallahi çok seviyorum ya. Alev alev şu anda biliyor musun? Alev alev. Seviyorum, bir şans vermez. Ben vicdanen söylüyorum yani. Değmez diyorum, değmez. Sana hani Murat'a değmez diyorsun. Yıprandın, ettin. Yani değmez, değmez. Bu kadar hani... Yani baştan beridir belli ediyorum zaten. Bir şans daha ver, söyleyecekler mi abla ya? Nasıl? Bir şans daha ver, söyleyecekler mi? Yani var ya, Murat'ı zorla bir yere kapatacağım. Sen ikinizi bir odaya kilitleyeceğim. Abla bizim baş başa konuştur ya. Konuştunuz baş başa, başka türlü bir ortam yaratalım. Aynen. Ha, ne yapalım? Konuşsunlar, ben ne diyeyim ya. Çok üzülüyorum Dudu Hanım. Vallahi seni çok seviyorum. Ay canım benim. Çok seviyorum seni. Sağ ol aşkım. İyi ki varsın abla. Ay canım benim ya. Sen de iyi ki varsın. Çok güzelsin. Sen gözlerin çok güzelsin. Boyun sen posu. Sen benden daha güzelsin abla. Ay sen olur mu? Sen çok güzelsin. Boyun posun çok tatlısın. Kalbin de çok güzel. Teşekkür ederim abla. O senin kalbinin güzelliği. Ay ya. Ah gel ya. Ya abla ben şunu anladım. Ben şu diyeyim, altını, şu altını kalbine bassam şey verir mi yani? Ben bunu anladım hayatta. Nasıl yani? Bak ben bunu babamdan hediye aldım. Vereyim isterse. Altını sana niye vereceksin ya? Bir şey istemiyorum, istemiyorum. Yani bak kendini bu kadar hani perişan etme kalbine diyorum. Kalbine bassam mutluluk verir mi bir altın? Ya onu kalbe basmanın yanına... Kızım düşün, Allah'ın gözyaşı döktüm. Düşme kız. Derdinde değilim, değilim. Getirsin kızım, ne diyeyim? Ya bir şans bak, daha ne diyorum, ne Allah kalbine sana göre versin. Allah benim kalbime göre vermiyor. Allah sen gönlüne ferahlık versin. Ya silemiyorum. Silersin, her şey unutulur. Ver, bak bir mutlu olabiliriz. Ya hayır, bak herkesin hayır hatası olur bu yaşta. Bak ben daha 20 yaşındayım, ne olduğunu bilmem. Hayatta kızım, neler et, çıkar derler ama çıkmaz. Ya ağlama, kaç gündür gözyaşı döküyorum. Dökme ya. Üzülüyor musun Dudu? Üzülüyorum, vallahi üzülüyorum. Hala belirtiyoruz bak, bir tane söylüyoruz ya. Değmez diyorum bak. Üzüldüğüne ya. Şans ver ya. Üzüldüm ben, yaptım. Ne olduğunu görsün abla. Ne değişmiş bir görsün ya. Çok seviyorum. Ben seni sevmiyorum. Ben seni seviyorum. Ben seni seviyorum. Ben seni sevmiyorum. Çünkü sen hatayı yani bir değil, iki değil, üç değil, dört değil. Ya bir insanın da bir şans daha hak ediyor. Sabır sınırı vardır. Anladın mı? Bir şans daha hak ediyor. Hak etmiyor. Hak ediyor. Hayır, hak etmiyor. Hak ediyor. Hak etmiyor. Hak ediyor. Hak etmiyor. Hak etmiyor. Murat sen çok değişmişsin. Hani... Neden biliyor musun? Kilo almışsın. Kilo almışsın 3 ay. Yani görmedim, kilo almışsın. Peki değişmiş mi sence Esra? Yüzü değişmiş. Esra değişmiş mi? O söylesin. Aynen. Değilim. Aynen. Değilim. Evet. Değilim. Ama kilo almış yani. Tabii istediğin kadar hayır ben, hayır ben zayıflamış mıyım ya? Ben şey göbek gitti benden yalnız. Yalnız göbek gitti benden. Ya ama Esra çok tatlısın. Önemli çok olan şekersin. Dış güzellik değil. Önemli olan burası, anladın mı? Güzele güzel gözle bakmak önemlidir. Anladın mı? Lütfen bu yuvayı yıkma. Yuvayı yıkan ben değilim. Yo yıkan sensin. Ben ne dedim sana? Murat ama... Aklın neredeydi o zamanlar? Konuşmak istiyorlar. Gittim girmeyeyim araya yapma, ben. Yapma, etme. Defalarca dediğim de. Hı? Git deme senin, gitmeyecektim. Ya ben ne diyorum bak sana? Sen varsın, annen var, abin var. Olmuyor. Onlar da söyleseydi... Benden çok anneni de seviyordun yani.
Buna ben adam gibi eminim. Herkes şu dünyada annesini sever. Yani, annesini sevmeyen insan yoktur. Atasını başından atmaz. Esra sen diyordun ki kader değişir. Pardon, yastık değişir, kader değişmez. Kader değişmez hiçbir zaman. Senin kaderin zamanda değişiyor mu şu anda? Vallahi insanoğlu kaderini kendisi çizer ablacığım. Ben de bunu söyleyeyim o zaman. Sen bir daha mutlu olabileceğine inanıyor musun? Yani orasını Allah'tan başka kimse bilemez. Allah bak ne diyorum, yürü ya kulum derse gidersin. Her yürü şey ya olur. Kulum demezse ne yapacaksın? Peki hiç belli olmaz. Burası yalan mı? Hiç belli olmaz. Ay çok güzel ya. Şu oturuşa baksana, o kalkmayacak orada. O koltuktan kalkacağını düşünmüyorum ben. Dudu Hanımcığım. Otursun abi bak, diyemem. Bak karşıdan tamam buraya geçti. Bunu başardı. O koltuktan da kalkacağını düşünmüyorum ben. Galiba biz yarına kadar bu koltukta yayın yapacağız. Sizin samimiyetiniz ve yani iyi niyetiniz olmasa ben zaten buradan yani seni kalkar giderim. Biliyorum, ben senin de iyi niyetli olduğunu görüyorum ama şu Esra'nın duruşundan sana karşı olan böyle akan... Ben de işte bak samimiyetimle söylüyorum akan kendisine. Akan aşkı da görüyorum. Normal morda gidecek gibi kefenliyorlar ama yoğun motorunda bekliyor. Bebekler göz göre göre nasıl öldü? Ya biz orada acı çekiyoruz ya. Benim çocuğum 3 kilo 600 gram doldu. Benim çocuğum hastaneden çıktığında 2 kilo 250 gramdı.